Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılılar öncesi derslerimizin tekrarını yapmaya devam ediyoruz. 11. sınıflarımızda okutulan tefsir dersimizin ikinci ünite özetini yapacağız. Konumuz tefsir ilmi ve kavramları. Öncelikle tefsir kelimesinin tercümesiyle anlamıyla başlayalım. Tefsir demek Kur'an ayetlerinin okunuşlarını, Kur'an ayetlerinin anlamlarını, ve bu ayetlerin taşıdıkları hükümleri inceleyen ve bununla ilgili usul ve teknikleri ortaya koyan bir ilimdir. Dolayısıyla tefsir ilmi, Kur'an ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını, hükümlerini incelediğinden dolayı İslam tarihinde önemli bir ilim dalı olarak karşımıza çıkar. Tefsir ilmiyle uğraşan, özellikle Kur'an'ı tefsir eden kimselere de müfessir ismi verilir. Peki neden tefsire ihtiyaç vardır? Tefsire ihtiyacın sebepleri şu şekildedir. Ayetlerin doğru anlaşılması için ayetlerdeki kelime ve kavramların tahlili. Okuduğumuz ayetleri tam anlayabilmemiz için bu ayetlerdeki kelimelerin, kavramların, terimlerin tahlilini tefsir yapar. Kur'an-ı Kerim'de geçen mecaz, kinaye, teşbih gibi edebi sanatların anlaşılması için yine tefsir ilmine ihtiyaç vardır. Güneş, ay gibi gök cisimleri, göklerin ve yerin yaratılması, alemin ve dünyanın düzenini anlamak için yine tefsir ilmine ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını diğer insanlara ulaştırmak için de tefsir ilmine ihtiyaç duyulmuştur. Bu halde tefsir ilminin amacı nedir? İki tane temel amacı vardır ki birincisi Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim ayetlerinin anlam ve maksatlarını açıklamak, Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı olmak ve insanlığa bu son ilahi mesajı iletip tanıtmaktır. İkinci olarak da Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki rolünün kavranmasını ve Kur'an-ı Kerim ile insan arasında sağlıklı ve canlı bir ilişkinin kurulmasını sağlamak tefsir ilminin iki temel amacıdır. Her ilmin kavramları vardır. Dolayısıyla tefsir ilmimizin de bazı kavramları vardır. Sırasıyla onları işleyelim. Tefsir sözlükte bir şeyi beyan etmek, açıklamak, ishar etmek, Üzeri kapalı bir şeyi açıklamak, açmak, aydınlatmak, keşfetmek demektir tefsir kelimesi. Özellikle açıklamak kelimesiyle özdeştir. Bir ilim dalı olarak tefsir, terimi anlamıyla tefsirse, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını ve bu ayetlerin delalet ettikleri hükümleri inceleyen ilimdir. Dediğimiz gibi bu ilimle uğraşan kimselere de, alimlerimize de müfessirler adı verilmektedir. Tevil ise kelime olarak bir şeyin aslına, varacağı yere ve kaynağına döndürmek demektir. Terim olarak tevil kelimesi bir ayetin muhtemel anlamlarından birini tercih ederek ona göre tefsir etmektir. Tevilin bazı şartları vardır. Bu şartlardan birincisi tevile gidilen mana ayetin delalet ettiği yani işaret ettiği anlamlardan olmalıdır. İkinci olarak tevhile gidilen mana hiçbir ayete ters düşmemelidir. Üçüncü olarak da tevhile gidilen mana şer'i bir delile dayanmalıdır. Bunlar da tevhilin şartlarıdır. O zaman tefsir ile tevhil arasındaki bazı farkları karşılaştırarak anlatalım. Tefsir, Hazreti Peygamber ve sahabeden geldiği için kesinlik arz eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ilk açıklayan peygamberimizdir. Bu açıklamayı ilk duyan da sahabelerdir. Tevil ise lafzın manalarından birini tercih anlamındadır ki kesinlik ifade etmez bu yönüyle. İkinci fark, tefsir genellikle ayetlerin lafızlarında görülür, tevil ise genellikle ayetlerin manalarında görülür. Üçüncü olarak tefsir, hakikate delalet ettiği için çoğunlukla tek bir anlamı vardır, tevilde ise yoruma müsait olduğu için birden çok anlam içerebilir. Tefsir lafızların zahiri manalarını ortaya çıkarır, tevil ise lafızların içsel anlamlarını ortaya çıkarır şeklinde tefsir ile tevil arasındaki farkları söyleyebiliriz. Meal ve tercüme Meal bir sözün anlamını yaklaşık olarak tercüme etmektir. Terim olarak ise meal, Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla bir başka dile, Arapçadan başka bir dile çevrilmesidir. Tercüme ise sözlükte bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmek nakletmek demektir. Terim olaraksa tercüme bir sözün başka bir dilde karşılığını bularak mealini o dile aktarmaktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim Arapçalara indirilmiştir. Arapçada başka bir dile tam olarak aktarılması, tercüme ya da meal edilmesi mümkün değildir. O yüzden namaz kılarken Müslümanlar ibadetlerini Kur'an'ın aslıyla Arapça yaparlar. Ancak namaz dışında dualarımızı her Müslüman istediği dilde yapabilir. Tercüme burada iki ayrılıyor. Lafzî ve manevi diye. Lafzî tercüme dediğimiz zaman bir metnin bütün özellikleriyle bir başka dile aynen moda mod tercüme edilmesidir. Buna harfi tercüme de deniyor. Manevi tercüme ise metnin sadece mealinin başka bir dil aktarılmasıdır. Buna tefsiri tercüme ismi de verilmiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bütün incelikleriyle, mealiyle, maksadıyla bir başka dile tercüme etmek asla mümkün değildir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in çevresini açıklamalarla muhakkak desteklemek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in başka bir dile çevresine tercüme değil de meal denir. İşte bu nedenledir. Tam olarak aktarılamamasından dolayı. Tercüme veya meal Kur'an'ın aslını yerini tutmaz ve namazda kıraat olarak okunmaz. Çünkü tercüme ya da meal Kur'an'ın kendisi değil, çevirenin Kur'an-ı Kerim'den anladığıdır. Hangi diyelim İngilizce'ye çevirdiğimiz zaman İngilizce olarak anladığı, Türkçe'ye çevirdiği zaman Türkçe, Farsça'ya çevirdiği zaman Farsça anladığımızdır. O yüzden İslam evrensel bir dindir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in Arapçası tüm dünyada aynı şekilde okunur. Namazlarda, mesela ezanlar da aynı şekilde Arapça olarak okunur tüm dünyada. Bu nedenle mealler arasında farklılıklar olabilir. Peki mealler arasındaki farkların nedenleri nelerdir? Dört tane temel nedeni vardır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki bazı kelimelerin çevrildiği dilde birebir karşılığı yoktur. Mütercimler yani tercüme yapanların farklı sosyal ve kültürel yapılarda yetişmiş olmalarından dolayı yine farklar vardır. İnsanların ayetleri algılama düzeyi ifade etme gücü yine farklı olabilir. Ayetlerin anlam zenginliği ve derinliği de yine meallede görülen farklılıkların nedenleridir. Evet, tefsir ilmimizle ilgili diğer terimlere, ilimlere bakalım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilimlere ve bu ilimlere dair yazın eserlere Ulum-ül Kur'an yani Kur'an-ı Kerim ilimleri ismi verilir. Peki bu ilimler neden ortaya çıkmıştır? Ayette geçen bir kelimenin okuyucu için anlam bakımından müphem yani kapalı olmasından dolayı ayetlerin başka bir yardımcı ile açıklanabilmesi nedeniyle ayrıca ayetlerin açıklanması için bazen bir ayet, bazen bir hadis, bazen de sözlüğe ihtiyaç duyduğundan dolayı Kur'an ilimleri ortaya çıkmıştır. Nedir bunlar? Nasip ve Mensu, Vücuh ve Nezair, garibul Kur'an, Esbabun Nüzul, Muhkem ve müteşabi, icazul Kur'an, Mekkilik ve Medenilik, Hurufi Mukatta, Kıssalar, Meseller, Mecazlar ve Deyimler şeklinde sıralayabiliriz. Tefsirdeki önemli kelimelerden birisi de Mekkilik ve Medeniliktir. Peygamberimiz 610 yılından 622 yılına kadar Mekke'de yaşamıştır. Dolayısıyla peygamberliğinin ilk dönemi Mekke'de geçtiği için bu dönemde yani Mekke ve çevresine inen surelere Mekki sureler deniyor. Hicretten sonra yani 622'den 632'ye kadar peygamberimiz Medine'de yaşadığından dolayı Medine'de veya çevresine inen surelere de Medeni sureler ismi verilmiştir. Özelliklerine bakalım. Mekki sureler Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin yaklaşık 4'te 3'ünü Mekki sureler oluşturur. Yani Mekke denen sureler oluşturur. Mekki surelerinin ayetleri kısadır, ifadeleri veciz ve vurguludur. Bu surelerde çoğunlukla Allah'a iman, tevhidin ispatı yani Allah'ın varlığının birliğinin her türlü şirkle mücadele gibi konular yer alır. Çünkü putperest bir toplumdu Mekkeli müşrikler. İşte öncelikle Allah'a iman konuları işlenmiştir. Ayrıca doğruluk, iyilik, akraba ziyareti, anne babaya iyi muamele, komşu gibi konularda yine Mekki surelerde işlenmiştir. Bu surelerde müşriklerin şiddetli tepkisiyle karşılan müminlere sabır ve direnç göstermeleri tavsiye edilir. Peki 622'den sonra inen medeni surelerin özellikleri nelerdir? Ayetler vecizdir ancak genellikle daha uzundur, kısa değildir. Bu surelerde daha çok toplumsal hayatı düzenleyen kurallar yani artık şeriat kuralları yerine oturmuştur. Ehli kitapla ilgili ilişkiler bu medeni surelerimizde yer alır. Örnek bir İslam toplumunun oluşturulması hedeflenir ki Peygamberimiz Medine'de ilk İslam toplumu devletini oluşturmuştur. Bizlere örnek olarak. Namaz hariç diğer ibadetler bu surelerde farz kılınmıştır. Mesela hicretten ikinci yıl, iki yıl sonra zekat farz kılınmıştır. Esbabın üzül. Esbab-ı nüzuldan önce şunu söylersem bu kerimi, terimi tam anlarsınız. Mesela şu anda bu videoyu niye yapıyoruz? İkinci sınavlarımızda yüksek notlar almak için sebebi nüzulumuz bu. İşte ayetlerin de iniş sebepleri vardır. Buna esbab-ı nüzul deniyor. Kavram olarak peygamberimiz zamanında meydana gelen bir veya birkaç ayetin yahut bir surenin inmesine sebep olan olay nedir? Sebebi nüzuldur. Ya da peygamberimize sorulan soru esbab nüzuldur. Soru soruluyor Allah ona vahiy gönderiyor. Bir olay veya soru sebebiyle inen ayetler bazen muhataplarını eğitmek amacı hedefler. Peygamberimize mesela kıyamet ne zaman kopacak diye sorular sorulmuş. Hem samimi bir niyetle vaktini merak etmişler hem de peygamberimizi denemek istemişler. Bunun üzerine Allah onun bilgisi Allah'a aittir. Ve meta ba'de Ne bilirsin belki de onun zamanı yakındır ayeti bu nedenle inmiştir. İşte ayetlerin iniş sebebine sebebi nüzul anlamında esbab nüzul denir. Bir başka kavram nasih ve mensuhtur. Bir ayetin hükmünün daha sonra gelen bir ayette kaldırılmasıdır. Hükmü kaldırılan ayete mensuh deniyor. Hükmü kaldıran ayete de nasih. Burada Arapça ismi fail ve isim ve ul kullanılıyor. Kaldıran nasihtir. Kaldırılan mensuhtur. Bir hükmün yürürlükten kaldırılıp yerine başka bir hükmün konulmasıdır nasih ve mensuh. Sadece emir ve yasaklarda geçerli olmuştur bu durum. İtikat, ahlak ve kıssalarda bu olay olmaz. Peygamberimizin risalet dönemiyle bu olay sınırlıdır. İnsanların hükümlere alışmalarını sağlayan bir kolaylıktır. İlahi tedrici bir eğitimdir aslında nasih ve mensuh. Allah bu konuda şöyle buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de: "Biz bir ayeti kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir." Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir süreç yaşanmıştır. Bu olaya nasih ve mensuh denilir. Muhkem ve müteşabih. Evet, muhkem demek sağlam demektir. Müteşabih ise iki şeyin birbirine benzemesi anlamına gelir. Mesela üç çocuk var diyelim, ikisi ikiz. Birbirine ne yapar? Benzer bunlar. Bazen karıştırabilirsiniz. Diyelim tek çocuk var. O nedir? Muhkemdir. Yani bellidir o. İşte Kur'an-ı Kerim'de de bazı ayetler müteşabihtir. Muhkem ayetlerde ibadet, helaller, haramlar, amellere dair bilgiler yer alır. Bunlar kesindir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, içki içmenin haram olması gibi. Bu ayetler gördüğümüz, yaşadığımız, hissettiğimiz ve akıl yürütebildiğimiz konularla bize ne yapar? Bilgi verir. Peki müteşabih ayetlerse mesela kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi gibi bilinme imkanı olmayan gaybi konular vardır. Anlamı bilinmeyen kelimeler ve ilk bakışta anlamı tam olarak açıklanmayan ayetlere müteşabih ayetler denir ki kalplerinde eğrilik olanların bu ayetleri kendi heva ve heveslerine göre Müslümanları kandırmak için yorumladıkları bizzat Kur'an-ı Kerim'de yazar. Muhkem ayetler Kur'an-ı Kerim'in maksadı kolaylıkla anlaşılan ayetlerdir. Müteşabih ayetlerse manaları bilinemeyen ya da birden çok anlam içeren ve bu manalardan birisini tercih zorluk olan ayetlere denilir. Garibül Kur'an Garip nedir? Garip yabancıdır. İşte Arapçaya girdiği veya az kullanıldığı için anlamı bilinmeyen kelimelere garip deniyor. İcazı Kur'ansa insanların Kur'an'ın benzerini getirmekten aciz kalmasıdır. Biliyorsunuz peygamberimizin Mekke'de yaşadığı dönemde insanlar şiir konusunda çok meşhurdular. Çok güzel şiirler yazıyorlar, yarışmalar düzenliyorlar ve bunları Kabe'ye yarışmaları yapıp birilerini Kabe'ye duvar asıyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim onlara öyle bir meydan okumuştur, okumuştur ki buna icazı Kur'an denir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesidir ve kıyamete kadar bozulmadan devam edecektir. Kur'an-ı Kerim Allah Arap lisanı olarak gönderilmiştir Allah tarafından. Dolayısıyla Arap lisanının mesel, yemin, kısa gibi bütün dil özelliklerini kullanmış ve kendine özgü çok önemli bir ifade tarzı kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasına rağmen aynı dili kullananlar bile onun benzerini asla getirememişlerdir. Mesela o sapıklardan birisi Kadir e, Kariya suresi Bismillahirrahmanirrahim El mel ve ma Kariya ah ayetinin benzerini yapacağını iddia etmiş ve ertesi gün gelip El fiilü mel -fi ve ma Fil fiil diye uyduruk bir e, şey yazmış ve insanların hepsi gülüşmüşlerdir. Ve bundan sonra da asla Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yazma, okuma gibi teşebbüste bulunamamışlardır. Çünkü Allah'ın o mucizesidir. Allah bu konuyla ilgili Kur'an'da şöyle buyurur. Andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Mesela şu anda akıllı zeka değil mi? Yapay zeka falan çıktı internette. Yani yine Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini bu yapay zeka dahi ortaya koyamaz. Çünkü Allah'ın bir mucizesidir. Vücuh ve nezair, vücuh, cihet, yön, yüz gibi anlamlara gelir. Kavram olarak bir kelimenin Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılmasıdır. Ayetlerde türevleriyle birlikte 17 ayrı anlamda kullanılan hüday kelimesi mesela bu vücuha örnektir. Hüda kelimesi açıklama, iman, din, irşad, hidayet, peygamberimiz Hazreti Muhammed gibi anlamlara gelir. Nezair ise nazire kelimesinin çoğulu, nazire şekil, tabiat ve sözlerdeki benzerlik demektir. Kavram olaraksa bazı ayetlerdeki farklı kelimelerin aynı anlamı ifade etmesidir. Mesela Kur'an dediğimiz zaman kitap, zikir, şifa anlaşılır. Cehennemin işte sakar, hütame, cehim gibi anlamları vardır. Bunlara da nezair deniyor. Ve hurufu mukatta, yasin, elif, Lam, mim okurken Kur'an'ı görürsünüz değil mi? İşte bazı sure başlarında bulunan ve tek tek okunan harflerdir ki Kur'an'da 29 tane surenin başında bu harfler vardır. Bunlara hurufi mukatta denir. Yasin, elif, Lam, mim, elif, Lam, ra gibi. Meseller insan arasında kabul görüp yayılmış, teşbihe dayalı, hikmetli ve kinayeli veciz sözlerdir ki çoğulu emsaldır Mesellerin, Mesela bir mesel veririm diye Türkçe'de kullanılır. Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. Hakkıyla bilendir şeklinde. Ayette helal mallarını ihlasla Allah yolunda harcamak yüz taneli yedi başak bitiren bir tohum ekmeğe ne yapıyor? Benzetiliyor. Bir meseldir bu. Yani Hedef insan hayatının kısalığının bir fidenin çiçek açma, meyve verme ve kuruma aşamalarından geçerek rüzgarın önünde savrulan bir bitkiye benzetilmesidir. Başka bir hedef ise bu amelin bire en az 700 kat sevap kazandıracağını işte karşısındaki muhataplara kolayca anlatmaktır diyebiliriz. Kıssalarsa geçmiş kavimlere ait olaylar üzerinde dikkatli de yoğunlaştırmak, insanı ders almak üzere derin tefekkürü yöneten bir olgudur. Kıssalarda ne vardır? Geçmişten ders almak isteyenlere öğüt vardır. Peygamberimizin nübüvvetin ispat vardır. İç ve dış dünyasına buhrana düşen insanlara kurtuluş yollarını göstermeyi, yeri geldikçe onları teselli etmeyi hedef vardır. Tarihi gerçeklerdir. Kur'an-ı Kerim'de geldiği için biz bunlara iman eder, inanırız. İnsana tarihi olaylar üzerinde dini bilinç kazandırır kıssa sözcüğünün hikaye anlamında olmadığını dikkat çeker. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar hangi maksatla zikrederine isteniyorsa olayın sadece o kadar verilir. Mesela Hz. Musa kıssası, Hz. Nuh kıssası gibi insanlara ibret verilen olaylardır. Mecazlar ve deyimler bir sözü, bir karine ve bir alakanın varlığı sebebiyle gerçek anlamı dışında başka bir manada kullanmaya nedir? Mecaz denilir. Kölenin boynunu azat etmektir. Mesela burada nedir? Mecaz vardır kölenin boynunun azat edilmesi değil mi? Kölenin şahsının o kölelikten kurtulup azat edilmesi hürlüğüne, hürriyetine kavuşması demektir. Şimdi de ders, ikinci dersimizin son bölümünde tefsirden tefekküre bölümünde bazı surelerimizin kısaksa tefsirlerini yapalım. Fil suresi ile başlıyoruz. Fil suresi adın ilk ayette geçen elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil kelimesinden alır. Mekke'de inmiştir. Ayet sayısı 5'tir. Nüzul'da 19, Musaftaki sırası 105'tir. Surede Kabe'ye saldıran Ebrehe ordusunun hezimete uğratıldığı ve helak edildiği anlatılır. Bu yüzden hiçbir müşrik, hiçbir kafir daha sonra Kabe'ye saldırmak gücünü, kuvvetini kendisine bulamamıştır. O cesareti görememiştir. Çünkü Kabe Allah'ın evidir. Orasını Allah korumaktadır. Birinci ayetimizde Elem tara keyfe fe ale rabbuke bi'es sabil fiil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını bilmez misin buyuruyor Rabbimiz. Ey peygamber sen ve diğer insanlar olay gören insanların varlığı ve anlattıkları fil ordusuna Rabbinin ne yaptığını gözle görür gibi kesin olarak biliyorsunuz. Elem mecal keydehum fi tablil. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Ayet. Ebrehe ve yandaşlarının Kabe'yi yıkmaya yönelik kötü niyet ve haince kurdukları hile ve tuzaklarının boşa çıktığını hatta yok olmalarına neden olduğunu bizlere bildiriyor. Ve Ersel aleyhim dayran ebabil üzerlerine sürüler haline kuşlar gönderdi. Allah Ebreheb ordusunun üzerine özel olarak yaratmış olduğu ebabil kuşlarını gönderdi ki Termihim bi hicaratim min siccil onlar gökten taş yağdırıyorlardı. Ebabil kuşlar gökten taşları bırakıyor. O taşlar Ebrehe ordusundan kimin başına isabet ederse onu hemen öldürüveriyordu fecalehum kasfim kul ve böylece onları yenmiş ekin yaprakları gibi yaptı. Üzerlerine yağan taşlar sebebiyle işte Kabe'ye saldıran Ebrehe ve ordusu haşereler tarafından yenilmiş, çiğnenmiş ekin gibi delik deşik bir şekle dönüşmüştür ki böylece sürüler haline gelen kuşlar Ebrehe ordusunu yok etmiştir. Yani Allah fiili müdahalede bulunmuş, evini, Kabe'sini korumuştur ve gelecek tüm insanlığa ibret olarak bu olayı aktarmıştır. İkinci suremiz Kureyş suresi. Adını ilk ayette geçen li ilafi Kureyş kelimesinden alır. Dört ayettir. Nüzul sırası nüzulda 28 pardon 29. Mustafa ise 106'dır. Mekke inmiştir. Tin suresinin sonra nazil olmuştur. Li ilafi Kureyş. Kureyş'e alıştırılıp kolaylaştırıldığı için Kureyş kim? Peygamber Efendimizin kabilesinin ismi. Ebre Hordusu'nun Yüce Allah tarafından helak edilmesi, Mekke'nin idaresini elinde bulunduran Kureyşlere dokunulmazlık algısı oluşturuyor. Ayette bunun Allah tarafından bir nimet olduğu vurgulanır ve putlara değil yalnızca yeri göğü ve insanlığı yaratan Allah'a kulluk edilmeleri emredilir. İlâ fihim şitay ve sayf. Evet kız ve yaş, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için. Kureyşler yaz ve kış diledikleri yerleri yolculuk etmede kolaylık ve başarıya ulaşmışlardı. Mekke tarım ve hayvancılığı elverişli olmadığı için onlar Kışın Yemen'in ılık bölgelerine, yazın da Suriye'nin serin yaylalarına güvenle ulaşıyorlar, ticaret yapıyorlardı. İşte ayetlerde bu seyahatlerin onlara kolaylaştırıldığı ve güvenli kılındığı ifade edilir. du Rabbi Hazel Beyt. Onun için bu beytin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler buyurur Allah. Bütün bu imkanların Allah tarafından olduğu düşünüldüğünde surede geçen öyleyse bu evin Rabbinin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler çağrısı elbette daha iyi anlaşılıyor. اَلَّذ۪ي يَدْعَمَهُمْ مِنْ جُعْمٍ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ki o, o kendilerini açlıktan doyurmuş, onları her çeşit korkudan da emin kılmıştır. Yani Allah onları kıtlık ve açlıktan ne yapıyor? Kurtarıyor. Verilen akıl ve diğer yeteneklerle bütün bu ikramların Allah'tan olduğunun farkına varılmasını istiyor. Müşriklerin, Peygamberimizin dediklerini kabul ederek tek olan kulhu هُوَ اللّٰهُ bildirilen Allah'a kul olmaları, Kabe'de sergilediği putları kaldırmalarının gerektiği anlatılmakta. Hudura suresinin 10 ve 12. ayetleriyle devam ediyoruz. Minnemel mukminune ihvetun beyne Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. İşte bu ayetler yeryüzündeki bütün insanların değil, bütün Müslümanların kardeş olduğunu bize bildirir. Müslümanların evrensel bir ailenin bireyleri gibi olduklarını, birbirlerine öz kardeşleri gibi dürüst ve samimi davranmaları gerektiğini hatırlatır. Müslümanların her konuda olduğu gibi din kardeşlerini arasında bulmadı da adil ve duyarlı olmalarını, küsleri barıştırmalarını emreder. Ya eyhellezine amenu la yaskhar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunna hayran minhun ve la telmizu enfusakum ve la tenabezu bil alqab bi sel ismi fusuqu ba'de iman ve men yetub fe anlamı ey iman edenler bir topluluk bir diğerini alay almasın belki onlar kendilerinden daha iyidirler kadınlar da diğer kadınlar alay almasın belki onlar kendilerinden daha iyidirler Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ahlaki kurallar en güzel şekilde anlatılıyor. Müslüman hiç kimseyi hakir görüp onunla alay etmemeli. Alay etmek sözüyle sadece sözle yapılan alay kastedilmez. Bir kimsenin rahatsız edici bir şekilde taklidini yapmak, bir kimsenin davranışlarının tipi, giyimiyle eğlenmek, insanlarda bir kusur ayıp bulup başkalarına haber vermek gibi davranışlar ahlaki olarak kötüdür ve bunlar yasaklanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Ya eyühellezina men ishtani bu kesiran min zan in ba'da zann ithmu ve la tecessesu ve la yaqtab ba'dukum ba'dha ey yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meytan fe karihtumu fettaqullah inallaha tawwabun rahim buyuruyor yani ey iman edenler zanın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır gizlilikler araştırmayın birbirinizin gıybetini yapmayın herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı işte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbe çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ayette başkasının gücüne gidecek, yani incitecek, gücüne gidecek, onu üzecek laf ve lakaplar ile çağırmak kesin bir şekilde yasaklanıyor. Bir kimseye fasık veya münafık dememek gerekiyor. Topala, topal, amaya, kör, tek gözü olan kimselere işte bu gibi kötü isimlerle çağırmamak gerekiyor. Kendisinde anne baba ve ailesinde bulunan bir ayıbı dolayısıyla lakap takmak yasaklanıyor. Bu ayette yine fazlaca zanda bulunmak. Buna suizan diyoruz, kötü zan diyoruz değil mi? Her tahmin ettiğine tabi olmak yasaklanıyor. Kişinin başka biriyle sebepsiz yere suizan beslemesi, kişinin başkalarıyla ilgili kanaat ve görüşlerinde daima suizan ön planda alması yasaklanıyor. Yine, İki kişinin konuşmasına kulak kabartmak, komşuların evlerinin içini merak etmek, başkalarının aile hayatını veya onların şahsi sır ve davranışlarını bir gerek olmadan araştırmak yani tecessüs dediğimiz davranışlar da yine ayette yasaklanıyor. İşte toplumsal kurum ve kuralların en güzeli Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılıyor. Evet sevgili arkadaşlar, tefsir dersimizin birinci dönem ikinci yazılı öncesi son tekrarını yaptık kanalımızdan Yazılı sınavımıza muhakkak izleyin diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.